Sevgili izleyici ve aboneler, kanalıma hoş geldiniz. This War of Mine 5. bölümü ile birlikteyiz. En son ne yaşamıştık? Kara bir kış gelmişti. Bazı yerlere ulaşamamıştık. Emilia malzeme ve bileşen konusunda biraz sıkıntı çekiyordu. Ondan dolayı garaja gidip biraz ticaret yapıp alışveriş yapma yoluna koyulduk. Bakalım bu bölümde nelerle karşılaşacağız. Bu arada kanalıma abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Şimdiden her şey için teşekkürler. En son garaja gitmiştik. Birkaç takım bir şeyler almıştık. Havanın soğumasıyla su üretimimizi de kardan elde ediyoruz şu anda. Tabii bunun için biraz daha fazla oduna ihtiyacımız var. Çünkü odunlarla karı eritip suya dönüştürüyoruz. Bakalım. 26. günde Emilia ne demiş? Babam ve kardeşim ölmüştü. Komşular eve Graz muhbirlerini arayan askerlerin girdiğini söyledi. Evi ateşe vermeden önce ailemi sorguya çekmişler ve ardından öldürmüşler. Ve evdeki bütün değerli eşyaları alıp götürmüşler. Ziyaretinin asıl nedeni de bu olsa gerek. Evet. Şimdi bakalım eşyalarımıza. İki tane pompalı tüfek var. Bir tane tabancamız var. 12 adet suyumuz var. Şu an yani yemek çok bir problem değil demiştik en son girdiğimizde. Ama tezgahlarımızı güçlendirmemiz gerekiyordu. Şimdi bakalım ne yapabilirim? Bir tane termometre yapmam lazım. Alkol damatıcısı yapabilmem için. Hemen bir tane yapayım. Sıcaklık bayağı bir düşmüş. Yakabilecek eşya olarak hiçbir şeyimiz yok. O yüzden tahtalardan biraz dönüştüreceğim. Yani yaşadığımız birkaç talihsiz olaydan dolayı biraz zorluk çekiyoruz aslında oyun konusunda. Ufaklıkla birlikte bir tane de kadın bir arkadaşımız, yoldaşımız vardı. Fakat onun satışına geldik. Hatta ikisinin de satışına geldik. Yani en azından bir kişi gelmiş olsaydı yani biraz daha rahat ilerleyebilirdik diye düşünüyorum. Hikaye konusundan. Bu arada oyun hakkında fikirlerinizi ya da yaptığım gözünüze takılan herhangi bir şey olursa yorum olarak atabilirsiniz. Evet. Şimdi önce bir yemek yedirelim. Evet, ticarete abimiz geldi. Tamam, geleceğim. Bir dakika. Şimdi yemeğini yedirdik. Şunu koyalım. İçerinin sıcaklığını hala arttıramadık aslında. Ama en azından bununla idare edermiş gibime geliyor. Hasta olmaz en azından. Hani bir bakıma şekerimiz var. Aslında yakacak malzeme almam gerekiyor aslında. Bakalım ne alabileceğiz, ne verebileceğiz. Şimdi silahımız var fazladan. Zaten bir kişiyiz. Yakacak malzeme alayım. Şimdi buna karşılık bir tane pompalı tüfek versek olmuyor. Ya abicim yani
Kalsın ya. Odun. 5 tane odun alabiliyoruz. Bunu verip şöyle bir şey yapsak. Yani bileşenler şu an çok pahalı. Bileşen alamıyoruz. Yani bir bayağı bir pahalı. Niyeyse. Şöyle bir şey deneyeceğim. Bu ilaca karşılık. Yerine daha hafif. Kara kışı atlatmamız lazım. Şu tezgahı bir tamamlayayım. Saf alkol için neler yapabiliriz? Bir bakalım ona da. Alkol, içki de üretmemiz gerekiyormuş saf alkol yapabilmek için. Bu biraz kötü oldu. Ama tezgahı da tamamlayabilecek miyiz bakalım. Bileşenler biraz azalıyor. Bunu koyabilecek bir yer. Yani yer yok bu tarafta herhalde daha. Şurası var. Bakıyorum. Alt kata koymak istemiyorum. Yine yakın olsun en azından diyeceğim ama buradan buraya yine gidecek. Yani aslında şimdi base'i ayarlarken bazı şeyleri hani sıra koyarak, yani yakın koyarak, birbiriyle etkileşimde bulunacak tezgahları yakın koyduğunuz zaman, yani tabi biraz daha zamandan kazanmış olabilirsiniz yani oyun oynarken. Gün içinde belki daha verimli bir şeyler yapabilmiş olursunuz yani. Bakalım bir içki yapabiliyor muyuz? Bir de şu tezgaha bakacağım. Medkit yapabiliyoruz. Bitki yap. Evet, bitki yapmamız gerekiyor. Yetiştirmemiz gerekiyor. Karıştırıcı. Bugünlük dinleneyim. Şimdi gidene kadar en azından. Çünkü loot'a çıkacağım. Günü bitireyim bu şekilde. Şimdi en son garaja gitmiştik. Garajda zaten birçok malzeme var.
Yani en azından oraya gidip alabildiğimiz faydalı olacak şeyleri bir elde etmeye çalışalım. Belki takasla da güzel bir şeyler düşürebiliriz. Bakalım. Abimizde neler var? Yaşan var. Sera var. Buraları lootlamıştım zaten. Ama yine de bir bakmak istiyorum gözümden kaçan bir yer var mı diye. Kontrol edelim. Burada bir şey yok. Burada babası uyuyordu. Evet, buradaki şeylere bir hacılayalım. Amcamız uyuyor burada. Bu arkadaş da burada duruyor genelde. Ama işte biz bu odaya girdiğimiz zaman bu adam bizi acaba duyar mı? Hani önemli olan o. Bir yerleri bombalıyorlar. Çok güzel. Aslında bayağı bir güzel de loot çıkıyor buradan. Yani şu alttaki onların malzemelerinin olduğu kısımda bodrum kattaki loot yerlerinde güzel şeyler çıktı. Belki şöyle bir şey yapabilirim. Buradaki arkadaşla bir takas, yani daha çok bakacağım şimdi. Bir kontrol edeceğim onu. Buradaki yalnız amca uyumuyor galiba. Şöyle bir şey deneyeceğim. Şuraya birazcık çıkıp bir görüş alıp belki amca uyumuyordur diyeceğim. Amca uyuyor. Buradan bir koşalım yine. Baya güzel şeyler çıktı yalnız. İşimize yarayacak. Yani rüzgar başka ne olacak zaten? Beni tedirgin eden şey, ben bu yukarı çıktığım zaman bu yatan amcamız bizi görecek mi acaba? Sıkıntı o. Allah Allah, adam uyurken mi konuşuyor anlamadım ki.
Bunu da deneyeceğim. Muhtemelen uyanacağım. Uyanmadı. İyi var, bayağı bir malzeme çözdük. Şimdi çeyrek kalmış. O zaman hemen yürü. Gerekli olan malzemeleri alacağım. Trade için en azından belki bir şeyler kurtarmış oluruz. Şimdi burada bakıyorum. Burada bileşen tahta zaten bol bol var. Şimdi benim buradan kendi yerime götürüp bana faydası olacak bir şeyler almam lazım. Bir de abimize bir şeyleri okutmam lazım. Oradan bana faydası olacak. Mesela ne olabilir? Elektronik malzeme olabilir. Şunlar ilaç yapımında, evet, kullanmak için faydası olabilir. Bir tane de bundan vereyim. Bir tane de bundan vereyim abiye. Bakalım ne olacak. Ya belki de hiç takas bile yapmak zorunda değilim aslında da. Hop. Elektronik malzeme lazımdı. Kahve alabilirim. Psikolojisini düzeltmek için. Şöyle bir şey yapsam. Sonuçta evde kardan dolayı ulaşamamıştık. Malzemelerimiz de orada kalmıştı. Belki bir dahaki gideceğimiz yer için kullanabiliriz. İleriye yönelik. Yatırım amaçlı. Böyle daha ufak bir şey verebiliyor mu bunun yanında benim? Daha fazla bir şey almam lazım. Mesela bakın, gördünüz mü? Şu itemi alamıyorum. Fakat onun yerine mesela su aldığımda yine anlaşma bozulmuyor. Hani ben tam bir verimli bir şekilde hani ticaret yapmak istiyorum. Kendime faydası olacak şekilde. O yüzden bunlara tek tek tıklıyorum sürekli. Şimdi bir kere daha bir trade atabilir miyim? Bakacağım ne verebilirim diye. Şimdilik içki vardı galiba. Yok, içki de alayım ben. Elektronik malzemeden alayım. Saf alkol alayım. Su sıkıntısı çekiyoruz. Biraz su alayım. Aslında yemek götüreyim. Beni götürür. Sıkıntı yaşamam en azından yemek konusunda. Onun yanında şu anda yani şunlarla yapabileceğim bir şey yok. Bitkisel ilaçlar ve sarma sigaralar yapabilen çeşitli bitkiler diyor. Aslında bundan da lazımdı. Bundan da götüreyim. Onun dışında bir bundan, bir tane bunu, bir tane de bunu. Bakayım. Onun yanında başka ne götürebilirim? Şöyle. Bir de bundan götürelim ilaç yapımında. Ama tezgahı güçlendirmemiz gerekiyor aslında. Diğer geleceğim gün için en azından kullanabilirim. Bakalım bir soyulduk mu? Neler eksildi? Onları da merak ediyorum.